Sevgilim, annem nasıl, iyi mi? Aslında bu şartlar altında iyi sayılır. Ne düşünüyorsun? Fedra, dün şu festivalde bir şeyler oldu ama nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Açıklasan iyi olur. Şu Paloma denen kız. Şu şarkıcı. Evet, evet. Rosalinda'nın hastanede bebeğimize söylediği bir ninni vardı. Sürekli o ninniyi söylerdi. Paloma da dün o ninniyi söyledi. Hayır. O kızla nasıl irtibat kurabileceğimi bilmiyorum. O festivaldeydi değil mi? Fernando... Evet, Fernando Jose de oradaydı. Onunla karşılaşmış olmalı değil mi Soledad? Öyleyse onunla konuşalım. Aslında... Bu benzerlik ne kadar büyük olursa olsun ne anlamı olacak ki? Arada büyük bir fark var. Biri hayatta ama ne yazık ki diğeri öldü. Bu sadece bir tesadüf. Ama çok fazla tesadüf var. Lütfen Fedra. Fernando Jose. Fiziksel benzerliği, sesi, bakışı, hali, tavrı. Şimdi de bu ninni çıktı başıma. Hayır, sadece biraz benziyor. Hepsi bu kadar. Sen Rosalinda'nın hatırasını unutamadığın için sana öyle geliyor. Onu tekrar hayata geçirmek istiyorsun. Bu yüzden bu kadının tıpkı onun gibi olduğuna kendini ikna etmeye çalışıyorsun. Kendimi ikna etmeye çalışmıyorum Fedra. Ona gerçekten de çok benziyor. Bunun ne kadar saçma olduğunu görmüyor musun? Diyelim ki Rosalinda'ya çok benziyor. Ne olmuş yani? Dünyada birbirine benzeyen o kadar çok insan var ki. Neden bu kadar şaşırıp heyecanlanıyorsun? Herkes ninni söyleyebilir, öyle değil mi? Sen sanki doğaüstü bir şey olmuş gibi konuşuyorsun. Evet, çok doğru söyledin. Doğaüstü bir şey. Nasıl yani? Biliyorum, onun Rosalinda olmayacağını biliyorum. Çünkü Rosalinda öldü. O öldü. Ama bir sürü şey var Fedra. Bir sürü şey var. Seni ilk kez böyle görüyorum Valeria Altamirano. O kadar gururlu, kibirli, güçlü ve zalimdin ki. Sonra birden çöktün. Ve korkuyorsun. Bir hayaletten hem de. Acı çekmen çok iyi. Yaptıklarından sonra bunu hak etmiştin. Senin yüzünden Alfredo'yu kaybettim. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ay. Ah. Ah. Ne oldu? Ah, galiba kabus gördüm. Ah, çok korkunç bir kabustu. Artık uyumak istemiyorum. Ah, sakin olun. Doktor Rivarol iyileştiğinizi söylüyor. Artık hiçbir tehlike kalmadığından eminim. Ah, fiziksel olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ama hastalığınızın en önemli kısmı moral durumunuz. Galiba saçmaladım Berta. O kızdan bu kadar etkilenmemeliydim. Sadece hayal gördüm. Onun gözlerinde beni suçlayan bir bakış gördüğümü sandım. Emin misiniz? Evet. Galiba o kadar da benzemiyordu. Ama ondaki benzerliği fark eden tek kişi siz değilsiniz. Oğlunuz da böyle düşünüyor. Evet. Evet, haklısın. Ama Rosalinda olamaz çünkü o öldü. Siz onu delirttikten sonra götürdükleri hastanede çıkan yangında öldü. İşte istediğin belgeler Beto. Ya bunlar da tamam. Nikahımız için gerekli hazırlıkları hemen başlayacağım. Hazır ol sevgilim. Çünkü çok yakında bu yakışıklı senin olacak. En çok istediğim şey bu zaten. Bu gece seni alırım, tamam mı? Beni nereye götürecek? Babama müstakbel gelinini tanıştırmak istiyorum. Eminim seni çok sevecektir. Ah, sahi mi? Tabii ki öyle. Biliyor musun, annem biraz hasta. Sahi mi? Eminim rol yapıyordum. Üzülme sevgilim. Sen bizi düşün şimdi. Sadece ikimizi düşün. Kızını onun elinden aldığınız zaman ve ona annesinin Fernando Jose'nin babasını öldürdüğünü söylediğinizde Rosalinda daha yeni doğum yapmıştı. Ve bütün bunları kaldıramayıp aklını kaçırdı. Ama ben gerçeği söyledim.
sadece gerçek. Ama insanları öldüren gerçekler vardır. Ve ölüler asla affetmez. Ne demek istiyorsun Berta? Rosalind artık yaşamıyor ama belki de ruhu sizin peşinizdedir. Ve size vicdan azabı çektirmek istiyordur. Ne dersiniz Bayan Valeria? Kes sesini. Kes dedim Berta. Ah, Tanrı olmalı. Bundan eminim. Beni vicdanımla baş başa bırakan Tanrı olmalı. Kimseye de görüşmek istediğim falan yok. Sadece arkadaşlarıma bir çiçek standı ayarlamaya çalışacağım. Ama ben bundan biraz şüpheliyim doğrusu. Şu piyanistle görüşmeye gideceğini sanmıştım. Hayır hayır. İçin rahat olsun. Ah, o kadar yakışıklı ki. Belki bir gün apartmanıma gelebilir ha? Öyle mi? Davet ettim. Adresimi sordu ve bir kağıda yazdı. Eğer gelmeyi düşünüyor olmasaydı adresimi sormazdı. Ya, sanırım öyle. Ama bana öyle geliyor ki onun asıl hoşlandığı kişi sensin. Valeria nasıl? Uyuyor dayı. Onu korkutan ne anlamadım. Sanırım ölümden korkuyor. Ama daha çok genç. Ölüm yaşa başa bakmaz. Fernando Jose, şu kız, şarkıcı olan, Rosalinda'ya gerçekten çok mu benziyor? Hem de çok fazla benziyor dayı. Anlayamadığım esrarengiz bir şey daha var. Ama bugün bunu çözeceğim dayı. Hayat böyledir işte. Ben onun kalbini kazanmaya uğraşıyorum ama o senin peşinde. Bana doğruyu söyle Paloma. O senden hoşlanıyor değil mi? Natalia, galiba. Seni çok kıskanıyorum. O kadar şanslısın ki. Umarım fikrini değiştirip seninle ilgilenmeye başlar. Çünkü benimle hiç şansı yok. Sen ondan gerçekten hoşlanmıyor musun yani? İşin doğrusu ona doğru çekildiğimi hissediyorum ama içimde onu reddeden bir şey var. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanki o bana büyük bir acı verecekmiş gibi hissediyorum. Ah Tanrı aşkına, böyle düşünmen için bir neden yok Paloma. Natalia. Fernando Altamirano'nun geçmişimle bir ilgisi olması gerekiyor. Sana bir şey söyledim? Sadece ona birini hatırlattığımı söyledim. Belki de ölmüş karısınıdır. Herhalde onu çok seviyordu. Sen de ona benziyorsun. Bu yüzden de sana ilgi duyuyordur. Bu senin için harika bir şey tatlı. Hayır, hayır, hayır. Ben sadece bir hatıra olmak istemiyorum. Hayır. Hayır. Bunu kesinlikle istemiyorum. Biliyor musun? Madem istiyorsun, onu elde etmeye çalışmalısın. Çünkü ben onunla ilgilenmiyorum. O kızla bu kadar gizemli olan ne var? Açıkla bana. Rosalinda'ya çok benziyordu iyi. Ama çok güzel konuşuyor. Yani Rosalinda gibi basit bir konuşması yok. Nasıl söylesem. Çok değişken dayı. Bazen cilveli, bazen de soğuk ve küçümseyici. Aklımı karıştırıyor. O halde Rosalinda'ya hiç benzemiyor demek. Ama sesi, bakışı, yüzü ve özellikle de festivalde söylediği o ninni dayı. Rosalinda'nın hastanede bebeğe söylediği ninninin aynısıydı. Sadece rastlantı, öyle değil mi? Peki ya o Rosalinda'ysa? Hayır, Rosalinda yangında öldü. Hiç mantıklı değil. Bütün bunlarda anlayamadığım bir şey var ve bu mantığın ötesinde. Ama ne olduğunu bulacağım dayı. Ne olduğunu bulacağım. Demek yakında Beto ile evleniyorsun. Tebrik ederim arkadaşım. Teşekkür ederim Aysira. Bana Beto hakkında ne söyleyecektin sen? Bayan Fedra'nın kız kardeşi Lucy'nin evlendiği gün Beto'yu da partide gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırdım. Buna şaşırmamalıydın ama. Beto oradaydı çünkü o da ailenin bir üyesi. Ne? Dediklerinin tek kelimesini bile anlamadım. Kısa bir süre önce Beto'nun Bayan Rosalinda'nın yani Bay Fernando Jose'nin ölen karısının kuzeni olduğunu öğrendim. Arkadaşım, Bayan Valeria bunu öğrendiğinde başım büyük derde girecek. Çünkü bu insanlardan nefret ediyor. O zaten biliyor Aysira. Yani onunla evlenmeni aldırmıyor mu? Tam tersine. Annem evlenmemize karşı. Bana Beto hakkında çirkin şeyler söylüyor. Ondan nefret ediyor. Biliyor musun? Bu gece Beto beni babasıyla tanıştıracak.
Buna gerçekten çok sevindim. Evlen onunla arkadaşım. Bayan Valeria sinirinden patlasa bile evlen onunla. Yani sadece gördüğü o şarkıcı Rosalinda'ya çok benziyor diye hastalandı, öyle mi? Evet Javier. Çok fazla etkilenmiş. Rosalinda'ya yaptıkları için Tanrı onu cezalandırıyor. Herhalde şimdi bunun onu almaya gelen bir hayalet olduğunu düşünüyordu Lucy. Evet teyze, daha Rosalinda'yı unutmadı. Yok, ben de unutamadım. Gerçekten bu kadar benziyor mu? Gazeteyi görmedin mi? Bana kimse göstermedi. Nerede olabilir teyze? Senin düğün telaşın içinde kaybettik. Biliyor musun? O kızla çok tanışmak istiyorum. Paloma'yla tanışmak istiyorum. Ne zaman başlayabiliriz? Önce bir konuda anlaşmamız gerekiyor. Kira için ne diyorsunuz? Bizim için uygun. Burası için ne düşünüyorsun Angustia? Paloma, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben böyle şeylere alışık değilim. Bence çok güzel arkadaşım. Burada satışlar nasıl gidiyor, iyi mi? Bunu sormanıza bile gerek yok bayan. Çiçek işi çok iyi bir iştir. Her zaman müşteri bulursunuz. Bence çok uygun Paloma. Evet, bence de öyle. Sen ne diyorsun Angustia? Bence de çok uygun Paloma. Demek öyle. O halde fazla söze gerek yok. Standı kiralıyoruz. Lütfen şöyle buyurun efendim. Evet, oturun. Ben geldiğinizi haber vereyim. Teşekkür ederim. Bay Fernando Jose Altamirano sizi görmek istiyor. Kabul edecek misiniz efendim? İçeride bekliyor. Lütfen ona buraya gelmesini söyle Socorrito. Peki efendim. İyi günler. Bana yaptığınız teklifin cevabını mı almaya geldiniz? Hayır. Ben Paloma hakkında konuşmaya geldim. Ben de odana geliyordum teyze. Sana bir şey sormak istiyorum. Seni dinliyorum. Bir kadının hamile kalması ne kadar zaman alır? Teşekkürler. Söyler misiniz? Paloma ile ilgili ne görüşeceksiniz? Paloma'yı ne zamandır tanıyorsunuz? Onu oldukça uzun zamandır tanıyorum. Yıllardır mı? Evet, yıllardır. Peki hep sizin için mi çalıştı? Hayır. Daha önce ne yapmış? Bir dikiş evinde çalışıyordu. Menajerliğini yaptığım kızların elbiselerini dikiyordu. Onu bu şekilde keşfettim. Çok güzel olduğunu fark ettim. Ve onu bir sanatçı yapmaya karar verdim. Başlangıçta model mi, oyuncu mu yoksa şarkıcı mı olacağını bilmiyordum. Ama sonra şarkı söyleyişini duyunca onu şarkıcı yapmaya karar verdim. Hepsi bu. Peki bir ailesi falan yok mu? Bazı kadınlar hemen hamile kalırlar. Bazıları ise ancak aylar hatta yıllar sonra. Yıllar mı? Merak etme, nasılsa bir gün olacak. Ama bebek için bir oda hazırladık. O odanın uzun süre boş kalmasını istemiyorum teyze. Yakında o odada bir beşik olacak Lucy. Sabırlı ol. Hannibal'le ben çocukları çok seviyoruz. Rosalinda'nın kızına bakması gereken kişi Fedra değil ben olmalıydım. Yo Lucy. Senin kendi çocukların olacak. Hem Erika'nın Fernando Jose ile kalması gerek. Yasın yanında. Fedra ile gerçekten evlenecekler mi? Çok yakında Lucy. Fedra bu ayın sonunda evlenmek istiyor. Paloma'nın ailesi de burada yaşıyor. Peki bekar mı? Tabii ki. Demek yalnız. Bana çok güvenir. Çünkü bildiği her şeyi, sahip olduğu her şeyi bana borçlu. Peki o size mi ait? Yani birbirinize aşık mısınız? Henüz değil ama öyle umuyorum. Bütün bu sorular niçin? Yok bir şey, sadece merak ettim. Bir sanatçı olarak sizin ilginizi çekmiş olmalı. Galiba öyle. Evet, artık gitmeliyim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim dostum. İyi günler. Sizi geçireyim. Yo, rahatsız olma. Ben yolu biliyorum. Baban ne zaman gelir Beto? Şimdi gelmek üzeredir. Sen sakin ol. Çiçek ister misiniz? Ne kadar bunlar? 10 peso.
Sağ olun. Bunlar senin için tatlım. Teşekkür ederim sevgilim. Bunlar bana verdiğin ilk çiçekler. Ah, o kadar heyecanlıyım ki. Baba, baba. Buradayım baba. Nasılsın oğlum? Baba, sana abiyle tanıştırmak istiyorum. Kız arkadaşım. Çok yalnızım. Hayatımda büyük bir boşluk var sanki. Alex'e ihtiyacım var. Ona ihtiyacım var. Ama ona karşı duyduğum bu bağlılık, aşk olabilir mi? İyi akşamlar. Siz...